Bahoz Durak. 2016 büyük olaylar gelecek. 2017'de kilit yıl olacak. 2018'de en büyük olaylar yaşanır diyor. 2019, 2023'e kadar büyük önemli olaylar olacak sözüne karşılık. Bahoz Burak bozulmuş. Çünkü bu PKK'nın falan helak olması, şu bu falan. Yani halbuki PKK'yı Peygamberimiz o kadar detaylı tarif ediyor ki. Bak Fırat'ın kenarındadır bunlar diyor. Allahsız bunlar diyor yani dinsiz, dine karşı saldırırlar. Alçak, hain, namussuz her türlü sayıyor Peygamberimiz. Bunların vasfıdır diyor. Efendim? Mal için savaşlar diyor, materyalist derler diyor. Başlarında diyor Abdullah isimli biri var diyor. Daha ne desin? Bağoz. Durumu seni bilmiyorum nasıl açıklanabilir yani. Ne diyorsun buna? Bayraklarından Evet. Bu tarihler de hadise göre açıkladığım tarihler. Çünkü 1980 diyor peygamberin. 30 yıldan, 40 yıldan bahsediyor. 19 yıldan bahsediyor. Yani bak böyle bir 19 yıl var. Mesela 23 sayısı, 14 sayısı, 7'nin 2 katı. 21, 2021. 7'nin katları zaten çok ilginç. Kaab'dan şöyle rivayet edilir. Şam nahiyenin biraz ötesinde Fırat etrafında büyük bir ordu toplanır. Mal üzerine yani materyalizm üzerine savaşırlar. Her bir 9 kişiden 7'si öldürülür. Bu Ramazan ayında işitilen şiddetli gürültülü yıkım ve korkudan sonra Ramazan'da biliyorsun büyük bir bomba patlatıldı. PKK'ların bulunduğu orada. Ve 3 sancağın ayrılmasından sonradır PKK 3'e ayrıldı biliyorsun. 3 koldan saldırıyor. Onlardan her biri mülkü idareyi kendileri için ister. Her biri ayrı bir siyaset güden, politika içinde derler. İçlerinde Abdullah isminde bir kişi vardır diyor başlarında. Nuaym bin Hammad El Fiten hadis numarası 971. 3 sancak. Biri Türkiye yapılanması, biri Suriye yapılanması YPG. PKK'nın Irak yapılanması yine PKK. 3 ayrı sancakla savaşıyorlar. Peygamberimiz bu tarihleri kendisi veriyor. 9 yıl, 7 yıl, 19 yıl, 21 yıl hadislerde geçiyor.